Şöyle artık bu bölümde geçtiğine göre bizim için artık kayıt yapabiliriz anlamına geliyor. Add request'e geçtik. Şuraya bütün veriler artık geliyor yani. Doğru girdiğimiz zaman. Onu da hemen şöyle bir kontrol edelim. Şunu da hatta gönderiyorum beraberinde. Request'in hepsi geliyor o zaman. Doğru girdiğimiz takdirde tabii ki de. Şöyle şurada artık oluşturma işlemi yapacağım ama bir modelim yok. Model oluşturmam gerekiyor. Modelle yöntemiyle çünkü kaydediyor olacağım. Elekant yöntemi daha doğrusu diyebiliriz. Şöyle PHP artisan make model diyorum. Ve modelimin ismi elbette education. Education modelimi oluşturuyorum. Burada şimdi modellerim tabii ki şöyle models klasörünün altında artık oluşuyor. Otomatik olarak. Eskiden gelmiyordu. Bu şekilde biz içerisine alıyorduk. Modellerin içerisine diyelim. Şöyle bunun içerisine girdiğimizde içerisinin boş olduğunu göreceğiz. Şunların oluşturulması taraftarıyım ve çünkü bazı konularda bize yarar sağlayacak. Şimdi bizim education tablomuzdaki daha doğrusu tablonun ismini belirtiyoruz. Bunu protected ile belirtiyoruz. Protected table deyip eşittir. Benim için tablomun ismi education olduğu için bir kez daha belirtiyorum bunu. Çünkü ben buna farklı isim de vermiş olabilirdim. Aynı vermemiş olabilirdim. Okumayacaktı ama tabii ki de normalde görüyor. Görmüyor değil. Ama ismini verelim. Aynı zamanda bunun primary key'i ne olduğunu da yine verebiliyoruz. Şöyle primary key deyip bizim şu anda ID olarak verebiliyoruz. Bununla ilgili bir de biz bu ilgili tablonun hangi alanlarını elleyeceksek ya fill label ile içerisinde şöyle dizi içerisinde ellenebilir alanları belirtecektik. Yani kullanabileceğimiz alanları ya da tümünü kullanmak istiyorsak şöyle protect guarded diyoruz. Guarded dediğimiz zaman şu demiş oluyoruz. Aslında bu bir boş dizi açıp genelde veriliyor. Bu boş dizinin amacı da şu arkadaşlar. Örneğin ben eğer ID'yi kullanmak istemiyorum ve diğer her şeyi kullanmak istiyorsam ID yazarım. ID harici her şey gibi anlama gelmiş oluyor ama burayı boş bıraktığımda tüm alanları kullanabileceğim anlamına geliyor. Ondan dolayı ben de oradan guarded'ı kullanarak devam ediyor olacağım burada da. Bu şekilde benim oluşturacağım standart bir yapı var. Hani her birisinde bunu oluşturmuş olacağım. Bu şekilde bırakıyorum education'ı. Şöyle burada artık şöyle create diyelim. Ya da bir şey oluşturmamıza da gerek yok. Doğrudan education'ı çağırıyorum. Çünkü artık bütün veriler bu kısmı geçtiği için kullanabiliyor olacağım. Create diye bir bizim fonksiyonumuz var. Onu çağırıp içerisinde bir array yollamamız lazım. Bu array'i ister bu şekilde yollarım, istersem dışarıda bir array oluşturup o array'i yollayabilirim. Dışarıdaki array'den kastım ise örneğin data diyeyim. Şöyle bir array oluşturayım. İster burada böyle data oluşturup bu datayı doğrudan buraya verebilirim. İstersem de oradan burada ilgili yerde yazabilirim. Şurada şimdi ben şeyin kontrolünü yapmak istiyorum. Hani bizim statüs değerimiz geliyor ya. Statüsümüz var mı yok mu? Bir onu kontrol ettirelim. Şöyle statüsü ben başlangıçta sıfır veriyorum. Sanki yokmuş gibi. Hani eğer iset request'te status diyelim varsa şöyle buraya açalım. Status alanını bir yapsın. Zaten yoksa da yapmayacak. Şurada da şöyle DD ile statüsü yazdıralım. Eğer istatistikten gelmeme ihtimali de var mı? Açıkçası emin değilim. Gelmeme olabilir. Null da oradan geliyor olabilir. O zaman nulluğunu kontrol ederiz. Null mu değil mi diye bakarız. Ama bu şekilde de geliyor olması lazım. Şu an şöyle bir bakayım. Tamam, status. Evet dedim tekrardan. 1 olarak geldi son durumda. Bizim için çünkü şu istatistiği kabul etti. Peki yoksa bir de ona bakalım. Seçmezsem eğer ben burayı kaldırıyorum, gönderiyorum ve sıfır değerini almış oldum. Bu benim için hangisi seçilmiş onu görebilmek için checkbox'la genelde kullandığım yöntem. Farklı yöntemler de elbette vardır diye düşünüyorum. Şimdi son durumda benim için ilgili alanları şöyle yine şuradan bakarak götüreyim. Çünkü zaten tablo isimleriyle hepsini aynı vermiştim. Education date olarak bir değer gelecek. Education date eşittir request'teki education date. Bir virgül ile şöyle şunu da şöyle ikiye bölsem sanki daha hemen hızlı hızlı yazarak gideriz. Şöyle yukarı çıkalım. University name
request'ten gelen university name. University branch. Yine request'ten gelen university branch. Description. Açıklama bölümü. Request'ten gelen description. Ve son olarak status. Bizim bu yukarıda vermiş olduğumuz statüsün kendisi. Çünkü onun kontrolünü orada yaptık. Başka da bir alan sanıyorum ki unutmamışızdır diye düşünüyorum. Bu kayıt olduktan sonra biz bir tane alert verelim. Laravel'in alertiyle. Ve bir tane de root'a yönlendirelim. Yani root'a yönlendirme işlemimiz şöyle. Redirect diyorum. Root'u burada da yazabilirim şöyle. Ama ben genelde şu şekilde kullanmayı seviyorum. Redirect root deyip hangi root'a gitmesini istiyorum? Admin.educationList. Artık listeleme tarafına gönderelim. Yenisini ekledikten sonra. Ve içerisine bir şey yollamayalım ya. Zaten bu root'a gidiyordu oradan her şey. Niye içerisine yollayalım? Buraya gitmesini istiyoruz. Şöyle bırakabilirim. Redirect root deyip. Üzerinde de şöyle bir sweet alertle bir şey bastıralım. Bu sweet alertle bastırma işlemi için de aslında bir admin şeyini eklememiz lazımdı. Onu eklemedik. Onu şu an hatırlıyorum sanki. Layout'umuza hani admin layout'umuzun içerisinde bu sweet alertleri dinleyebilmek için bir kod eklememiz gerekiyordu. Bunu ekledik ama bu yetersiz. Çünkü login'de bakın bir şey eklemiştik hatırlayacaksınız. Diye hatırlıyorum. Ama yok login'de eklememişiz. Onu o zaman eklememiz gerekiyor. Çünkü biz controller'dan sweet alert'i içeriye doğru bastırmayacağız. Gelen değere göre. Onu da şöyle bir bakalım. Biz sanki sweet alert'i doğrudan içeriye eklemiştik diye hatırlıyorum. Config'in içerisinde bir bakalım. Aynen sweet alert'i eklemişiz. Şöyle Google'a gelip Laravel sweet alert 2 yazıyorum. Doğrudan en üstte çıkan Real Rashid'in yazmış olduğu bir paket var. O paketi kullanarak çok güzel işlemlerimizi yapıyor olabiliriz arkadaşlar. Dokümantasyonuna geliyorum hemen. Dokümanın içerisinde şu konfigürasyon alanının olduğu yerde şu include sweet alert adında bir fonksiyon. Yani bunu include etmiş oluyor içeriye. Bunu bir kullanacağım. Bu bize içerideki dinleme işlemlerini yapıyor olacak. O da ne işe yarıyor? Şimdi hemen göstereceğim. Bunu admin panele koyuyorum ki hani her yerde kullanacağım ya hani sonuçta. Dinlesin. Dinledikçe yazsın, bassın benim için. Bunu yaptıktan sonra da şu ilgili dosyalarını publish edeceğim. Hem size göstereyim hani publish edip o dosyaların neler olduğunu. Hem de bir bakalım içerisine. Şöyle publish ediyorum. Publish olunca da bizim için view'ların oraya bir vendor dosyası oluşturmuş olacak. Yani şu resource, views. Bakın şurada bir vendor dosyası oluştu. Sweet alert ile ilgili. Bu ne yapıyor? Normalde bir config dosyası var işte bunun kendisinin. Bunu okuyarak başlıyor ve session'da eğer bir alert varsa bunu enable yani ona göre bir duruma getiriyor ve bize göstermesini sağlıyor. Kendi ayarlarını yapılabilmesi için. Ve yine bakın burada bazı işlemler var işte yapıyor. Yine session'a değer ataması yapıyor veya silme işlemlerini yapıyor, temizlemesini yapıyor orada yine. Böyle bir durum var. Bunu özelleştirebiliyoruz elbette. Yine tasarımsal anlamda da kullanarak. Şimdi biz bunu ekledik. Admin layout'umu eklememin sebebi dediğim gibi her yerde kullanmaktı. Hemen education şöyle controller'a geliyorum. Controller'da nasıl kullanıldığına bakmak için yine dokümana dönüyorum. Şurada usage bölümü var ama bizim için helper metotları önemli. Yani şu helpers bölümüne geliyorum ondan dolayı. Biz başarılı bir mesaj vereceğimiz için şu an bunu kullanabiliriz. Şöyle şuraya yapıştırıyorum. Burada da ilk alan bizim title alanımız. Yani şöyle add'in içine gelip onu da gösterelim. Bunları sürekli böyle arkadaşlar göstermeyeceğim ama başlangıçta bir göstereyim ki bir şeyler tam oturmuş olsun. Yani önce biz burada title yazıyoruz, text yazıyoruz ya. Buradaki de sıralama da o şekilde. Önce title sonra text'in gelmiş olduğu alan olmuş oluyor bizim için. Başarılı yazıyorum. Eğitim bilgisi eklendi yazıyorum. Sonrasında şu dokümana geri dönüp auto close var mesela kullanabileceğimiz. Hani ne kadar zaman sonra kapansın diye bir uygulaması var. Burada bakın persistent dediği yer show confirm buton. Yani bu tamama bastığın tamam diye bir butonumuz var ya tamam textimiz hani bastığımızda gelen. Bu gözüksün mü? Onunla ilgili bir yer. Bir de kapama çarpı işaretinin olduğu yer false mu olsun, true mu olsun? Yani o gözüksün gözükmesin durumu. Burada true false demişler. Biz ikisi de true olsun. İkisi de gözüksün istiyoruz. Bir de bu confirm text'e bakalım buradan beraber. Confirm text nasıl yazılıyormuş?
bakın show confirm buton deyip önce teksti yazıp ardından da rengini, ilgili rengi verebiliyoruz. Close butonu ile ilgili de bakın alanlar var ama biz şöyle şunu doğrudan kullanabiliriz herhalde. Ya da şu, pardon. Show confirm buton. Şunu şöyle alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şu şekilde. Şunları da tabii fazladan yapıştırdım. Şu confirm yerime tamam yazmasını istiyorum ben. Bu şekilde şimdi ekleme işlemini bir gerçekleştirelim. Bakalım ekleniyor mu? Kontrol edelim veya hatamız var mı? Şöyle geriye geliyorum. Yeniliyorum sayfayı. Şurada önce bir üniversiteleri yazıyorum, bilgilerini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazayım. Şu anda bunu tıklamayacağım. Tıklamadan yollayacağım. Tabii bir içine yorum satırı yapmıştık. Ah, süper. Hiçbir şey yok. Gönderiyorum doğrudan. Ve ede gönderdikten sonra böyle boş bir sayfaya düştük. Return redirect. Şuraya redirect dedik ama return yapmadım başına. Şuraya return demem gerekiyordu ki sayfaya gitsin. Buraya gitmesi için yani. Şu root'u döner demem gerekiyordu. Return demediğim için. Ama veri tabanına bir eklendim, ona bakalım. Şöyle veri tabanı tablosunu açıp F5'liyorum. Ve kayıtların eklenmiş olduğunu görebiliyorum. Hatta statüs bakın 0 olarak geldi. Çünkü eklememiştik son durumda. Şimdi bir tekrardan şöyle bir F5 yapayım. Ve eğitim bilgisi başarıyla eklendi dedi. Çünkü ikinci kez F5 yaptım. Ve ikinci kez eklendi. Çünkü hani bir kez daha F5'e bastığım için. Her neyse. Bir tane daha bilgi eklemek istiyorum ben. Bu sefer 18 olsun. Yine aynı bölümler olsun. Açıklama deyip bu açıklamanın da şöyle şunu açık bırakacağım. Bu sefer açık olarak kaydetsin istiyorum. Eğitim başarıyla eklendi. Şöyle buraya F5 yapıyorum ve status bölümü bakın 1 olarak geldi. Şu an bunlar eklendi, süper. Şimdi bunun ben ön tarafta yani listede gösterilmesini sağlıyor olacağım. Şöyle listeyi döndürdüğümüz yere geliyorum. Burada listeyi madem göndereceksem bir listeyle ilgili veri elimde olması lazım ki bu verileri gösterebileyim ben. Yani list diye bir değişken oluşturuyorum ya da liste de diyebiliriz artık ne dersek bize bağlı. Burada birkaç şekilde çekebiliriz. Ben şu an doğrudan model yöntemiyle devam ediyorum. Education deyip all dersem bütün bilgileriyle beraber çekerim. Zaten kullanıcının tüm bilgilerini göstereceğim. Hani bu bilgilerin hepsini de veriyor olacağım için all diyebilirim. Bunu da şöyle şurada view'un yanına bir compact yazıyorum. Compact'ın içerisine de list olarak gönderiyorum. Listeyi nerede yazacağım? Education list'in altında. Döneceğimiz yer tbody'nin olduğu yer. Çünkü tr'ler dönüyor ya kendi kendine sürekli çoğalarak. Onun için de burada bir for each oluşturup listi döneceğim. As item diyorum. Bir de end for each yazdıktan sonra bunun içinde ne olacak? Bir tane tr. Tr'nin içinde de td'ler olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Birincisi bizim item'ın id'si. İkincisi item'ın education date'ti diye hatırlıyorum. Şöyle hatta bunu kontrol D ile gitsem daha hızlı olacak. Şöyle üçüncüsü university name'di. Şöyle university branch'ti. Biz önce bölümü sonra üniversiteyi yazmışız. Şöyle bölümle üniversitenin yerini değiştirdim yukarıda. Son olarak da description diyorum. Ve buraya iki tane de alan ekleyeceğim. Status diyorum doğrudan. Bir de eklenme tarihi, şöyle güncellenme tarihi diyorum. Şuna şöyle üç tane daha. Bir tane status, bir tanesi created at, birisine de updated at diyorum. Önce bir bakalım nasıl gözüküyor. Şu sayfayı şöyle yeniliyorum arkadaşlar. Sayfa yenilendiğinde doğrudan verilerin gelmiş olduğunu gördük. Ama ya bunlar tabii ki böyle güzel. Hani 2020 falan okunuyor ama bunlara bir format verebiliriz. Karbon yardımıyla. Bir de bu 01 olarak kullanıcı çok da fazla anlamayabilir. Yaptığımız yazılım birisine yapıyorsak şayet. Bu 01 olarak değil de bir buton yardımıyla göstermek daha güzel olacaktır. Onu da şöyle yapalım hemen. Şöyle şuraya TD'leri açalım.
Şunu da alayım. Evet, if diyorum. Eğer item'ın statüsü true'ysa. Bir de else diyorum, yani true değilse. True'ysa şöyle bir a bizim için oluştursun. A'nın da klasına btn btn tre success diyorum. Sanırsam şimdilik yeterli. Ve içerisine de aktif yazıyorum. Buna da pasif diyorum. Çünkü hani artık aktif değilse pasiftir. Bu da danger ile gözüksün bizim için. Şöyle bir sayfa yenileyelim. Şöyle pasif ve aktif olarak gözükmelerini sağlamış olduk. Şimdi bunlara bir href vermedim. JavaScript void ile 0 diyeceğim ki tıklandığında herhangi bir yere gitmesin. Bunu da verdik. Şimdi şu tarihleri verelim. Tarihler geldiğinde arkadaşlar karbon klasını şöyle kullanabiliriz. Karbon şöyle parse gelen tarihi içerisine verip şurada da format diyoruz. Ve format ile beraber hangi şekilde göstermek istiyorsak, yani gün, ay, yıl gibi hani göstermek istiyorsam D yani gün, M tire Y yani gün, ay ve yıl. Y'yi büyük yazmam sebebi Y hani year büyük olarak yazılıyor. Yine bir boşluk bırakılmasını istiyorum arada. Ardından da saat bilgilerinin yer almasını istiyorum. Şu şekilde. Bakın şimdi bu update set ile ikisini farklı bıraktım. Bir farkı görelim arada. Şöyle yeniliyorum. Birisi gördüğünüz gibi gün, ay, yıl olarak geliyor. Diğeri yıl, ay, gün olarak geliyor. Bunu da tabii buna aynısına çevirelim. Yukarıdaki gibi yapalım. Siliyorum. Şöyle ikisi de tek tipte bizim için gelmiş olsun. Bir de şunu yapalım. Bence kullanıcı her seferinde bunu düzenlemek için uğraşmasın. Yani düzenleme de birazdan koyacağız ama ya şu statülerini buradan bir kere şöyle üzerine bastığı an güncelleme işlemi yapsın. Aynı zaman tabii bunu Sweet Alert ile de bir soralım. Hani durumu güncellemek istiyor musunuz diye bir soru sorup bunu jQuery ile bir Ajax isteği yapalım. Bu Ajax isteği ile de post talebinde bulunup ilgili yeri güncelleyelim diye düşünüyorum. Bu işlemi yapalım bir de. Onu da yine list üzerine yapacağız. Artık add ile bir işimiz kalmadı. Şuraya gelip bir metot oluşturuyorum. Evet, show şunları hepsini kapatıyorum. Buraya public function change status diyorum. Status değiştir anlamında kullanacağım bunu. Buraya da bir request'ten request almasını istiyorum. Ve sonrasında şuradaki ağlara bir class vereceğim. Ortak bir class. Şöyle class diyorum. Tam verilmiş durumda. Şuna da bir alt'la basıyorum. Şöyle olsun. Change status class'ı veriyorum. Ve bunların her birisine de bunun ID'sini vereceğim. Şöyle data ID adında bir attribute oluşturacağım. Ve bunun içerisine de bu item'ın ID'sini, yani hangi benim için ilgili kayıtsa onun ID'sini alacağım ki bununla ilgili güncelleme yapabileyim. Onu da şöyle koyuyorum. Data ID'sini de buraya koydum. Kullanmak için. Şöyle yenilersek hiçbir şey değişmedi aslında burada görüntü anlamında. Sadece bakın şuraya içine gelip şöyle incele diyorum. Eklendiği zaman şurada data ID'nin orada bir ID yazacak bilgisi var. Sadece ek olarak bize bu eklendi ki biz bunu ayrıştırabileceğiz. Hangi bilgi, hangisine ben güncelleyeyim olarak anlıyor olacağım orada basıldığında. Şimdi jQuery tarafına şöyle geçebiliriz ama öncesinde tabii jQuery'de Ajax yaparken bizim meta char setimiz var. Bir yukarıda eklememiz gereken. Onu bir ekliyor olalım. Onu da hemen şöyle yukarı doğru çıkarak, daha doğrusu burada değil. Şöyle admin layout'umuzu bir açalım. Admin layout'unda bir tane bu hani biz post ederken hani şu listenin orada değil de nasıl diyelim. Şu add'in burada hani CSRF token'ımızı yolluyoruz ya, CSRF'e dediğimiz şu token'ı yolluyoruz ya. Bu token'ı doğrudan bir genellikle meta tag'i olarak ekleriz ve daha sonra bu meta tag'ini okuyarak Ajax işlemlerini yapıyor oluruz. O meta tag'ini tabii ki de normalde heat alanının arasına ekliyoruz biliyorsunuz. Şu hemen en üste gelip şuraya bir meta tag'i daha ekliyor olacağım.
şöyle meta diyorum. Bu metanın bir ismi var. Buna CSRF token diyorum. Bir boşluk bırakıp bunun content'i yani içeriğinde ne yazıyor olacak. Şöyle süslü parantezlerimi açıp içerisine CSRF CRF token yazıyorum ve burada benim için bir tane CRF token'ın oluşmasını sağlamış oluyorum arkadaşlar. Bu token işlemlerimizi de ekledikten sonra şimdi şey yapacağız. Aşağıya artık Ajax yani daha doğrusu Ajax işlemlerimizi yapıyor olacağız ve tabii karşı tarafa veri göndereceğiz ve onun güncellenmesini sağlıyor olacağız. Şimdi şöyle en aşağıdan bir listenin olduğu yerden tıklandığı zaman ilgili veriyi almaya aslında çalışarak başlayabiliriz. Şöyle ben en alta ineyim. Şuraya bir script taglerimizi açalım. Sayfayı da şöyle yine ikiye bölelim. Bir tane gerçi class var ama hatırlayamadığım için ikiye böldüm doğrudan. Change diye bir şöyle change status diye bir class'ımız vardı. Şöyle bunun class olduğu için noktayla kliklendiğinde bir function oluşturuyorum. Function ile şöyle burada ilgili yani this buradaki tıklanan elementin data normalde id dediğimde alıyor olması gerekiyordu. Ama alamazsam da ilgili attribute attr ile alırız deneriz. Bir deneyelim bunu. Let eşittir şöyle let ile ne diyelim? Yani bizim id'miz education id diyelim. Education id olarak verelim. Bunu da şöyle alert'te education id'yi bastıralım alabiliyorsak eğer. Şöyle bizim linkimiz burada. Şöyle bir konsol da açacağım ki aynı anda alırsam konsol değer bastığımda onu bir görelim. 1 aldım. 2 aldım. 3 aldım. Bunu bir de almanın bir yöntemi daha var. Şöyle this attr deyip attribute yani hangi attribute alacağız? Datatr id attribute'ünü alacağım diyebilirdim. O diğer yöntem de buydu. Şöyle bir daha gelip basıyorum. Yine 1, yine 2 ve 3 ilgili değerleri alabiliyorum. Yani iki yöntemi de kullanabilirsiniz alırken. Şimdi bunu da aldık. İlgili data id'sini de aldık. Ve biz bunun değişmesini istiyoruz. Şimdi burada genel olarak bir Ajax yapabilmemiz için hani dediğim gibi bu formdaki hani işlemi ekledik ya biz CSRF token'ı eklediğimiz için bir de Ajax işlemlerini genel olarak kullanmak için bir Ajax setup işlemi yapmamız gerekiyor. O da şöyle yine dolarla başlıyorum. Nokta Ajax bu setup komutunu çağırıyorum ve içine bir nesne istiyor. Bu nesnesini oluşturuyorum. Ve bildiğiniz bir headers alanı var bunun. Headers bölümünde yollayacağımız kod yani. Basic Authentication gibi düşünebilir bir nevi yapılırken. Burada da yine bu da bir nesne alıyor. Buraya da bir değer yollayacağız. Kendi değerimizi. Normalde bizim eski yöntemle giderken, yani giderken normal form yollarken yolladığımız CSRF token'ı yollayacağız. Yani şöyle x şöyle büyük yazıyoruz tabi bunları. x-csrf bir kere yazıyoruz zaten arkadaşlar bunu bu arada. Token bizim için bu nereden geliyordu? Dolar ile. Benim meta tagimden gelecek. Peki hangi meta tagimden geliyor? Yani ney mi? Ne olandan geliyor bana bu değer? Şöyle çift tırnaklarla şunu da bir kapatayım. CSRF tre token. Yani benim burada vermiş olduğum admin blade'imi açabilirsem şuraya bir alayım. Bakın şurada vermiş olduğum alan CSRF token ney mi ya? Hani buraya CSRF token dedim. Meta tag'inin CSRF token olanını bunun içerisine at demiş oldum. Ve bunun elbette neyini atacak? Attribute'ünü atacak. Peki hangi attribute'ünü atacak? Content attribute'ünü atacak. Şöyle buna da content attribute'ünü at diyorum. Tabii son nokta virgül olmuyor nesne olduğu için. Şöyle bunu kullanmış oluyorum. Bunu her zaman kullanacağınız için bir kere yazın. Her projenizde
kullanıyor olacaksınız sizler de. Şöyle yine education tarafına geliyorum. Burada bir Ajax işlemi artık başlatıyor ve yapıyor olacağız. Yine burada swallow'ları da kullanırız. Gerekli hataları verdirtmek için. Daha doğrusu kontrolleri yapmak için diyelim. Şöyle Ajax'larımız tabii dolar nokta Ajax yazarak başlıyorum. İçerisinde bir nesne alıyor biliyorsunuz. Bu nesnenin içerisinde bizden bir URL bekliyor. URL yazıyorum. Bu URL'ime de şöyle çift tırnaklar içerisinde süslü parantezlerimi açıyorum. Bir root vereceğim. Hangi root'a bunu post ediyor olacağız yani. Bunu da tek tırnaklar içinde şöyle admin.educationChangeStatus diyorum. Böyle bir root şu anda yok ama bu root'u oluşturacağız birazdan. O yüzden çıkmadı yani bastığımda. Şöyle virgülün altına iniyorum. Burada iki tane türde belirtebiliyorum. İstersem metot şöyle yazıp iki nokta ile post diyebilirim. Post olacağından dolayı. Ya da bunu kullanmayıp hani iki tane dediğim gibi yöntem var. Ya bunu yazabilirim ya da type deriz. Şöyle post olarak verebilirim. Ben bunun senkronize olarak olmasını istemiyorum. O yüzden async bölümünün false'a çekebilirim. Hani bunun bu şekilde olmasını istiyorsam. Şöyle buna da bir virgül koyuyorum. Ben bunun içerisinde nasıl bir data yollayacaksam data bölümünde yolluyorum. Data'da bir istersem doğrudan hani yollayabilirdim ya da bir nesne oluşturup nesne şeklinde de yollayabilirim. Buraya ben bir nesne oluşturuyorum genel olarak kullanırken bunu. Göndereceğim değer benim education ID olduğu için şöyle education ID'yi atıyorum. Bu şekilde bir veri yolluyorum ki orada karşılarken de kolaylık olsun benim için. Burada istersen biliyorsunuz şöyle bir virgül koyup elbette success ile bunun karşılanmasını sağlayabilirim. Ya da şurada bir done derim. Done da bir fonksiyon olur. Yani tamamlandığı zaman anlamına gelir. Tamamlandığında da ilgili bilgileri veya ilgili işlemleri bu kısımlarda yaptırtabiliriz. İki tercih de sizlerin elinde tabii. Hata alırsam da yine burada error olacak. Error fonksiyonunu kullanırız. Error daha doğrusu parametresini kullanırız. Yakalamak için. Şöyle eğer burada kullanmak istersek de fail function olarak kullanabiliriz. Bu iki yöntem de bizim için kullanılabilir. Yani ya bunları tercih edeceğiz ya da yukarıdakini tercih edeceğiz. Ben şu anda yukarıdakiyle devam edeceğim. Şunları yorum satırına çeviriyorum. Şöyle bir süslü bir de parantezim vardı ama iki yöntem de kullanılabilir. Yakalamak için ilgili işlemleri. Şöyle başka burada yapacağımız bir işlem yok aslında. Sadece şuraya bir response yazalım. Gelecek cevap anlamında. Genelde şuraya şöyle hataları almak için hatalar iki sırada gelir yani. İki tane yöntemle geliyor. Bunları genelde yaparız ama şimdi ben burada duruma göre bir işlem yapacağım. Yani şurada bir sweet alert çalıştırıyor olalım. Hani güncellenmiştir şeklinde gelmesi adına. Onu da şöyle yapacağım. Bir ID göndereceğim cevap olarak. Gerçi burada education ID'm var. Olumlu dönüyorsa doğrudan sweet alert'ı bastırabiliriz. Onu da yine şu edin alanından doğrudan alabilirim. Şurada bir tane sweet alert kopyalayayım. Aynısını. Burada listim burada kullanacağım. Zaten bunun hatalı dönme ihtimali yok. Elbette hani doğru yazıyorsak kodlarımızı. Çünkü error dönecekse bu alta dönecek hatalı bir durumda. Hatalı olmazsa da response tarafına dönecek. Buradan bir data almayacağım için response'da da bir işim yok aslında. O yüzden de buradan devam ediyorum şu anda. Success diyorum. Başarılı diyorum. Şimdi burada bana bir ID gelecek ama ben bu ID değil yukarıdaki ID'de kullanabilirim yollarken. Bu education ID ID'li şunu çift tırnakla yazayım ayrıştırmak için kolay olsun. Şuraya çünkü tek tırnakla ayıracağım. ID'li kayıt durumu. Bu durumu da burada response'dan alalım. Gelecek yerden. Response nokta status olarak değil tabii ki de. Bunu ne olarak gönderelim? New status olarak mı gönderelim? New status diyelim buna. New status durumu olarak güncellenmiştir diye de bir bilgi verelim. Bu da confirm butonuna böyle desin.
Şimdi bunun işlemini yapalım beraber hemen. Şurada şöyle bana ID gelecek. Request'ten bir ID geliyor. Bu ID'nin ismi neydi? Education ID. Nereden bunu biliyorum? Bakın burada gönderirken şurada Education ID olarak verdik. O yüzden aynısıyla Request'ten de yakalıyorum bunu. Peki geldiğinin doğru olup olmadığını anlamak için şöyle DD ile bir durduralım. Bakalım ID geliyor mu? Bu işlemi yaptığımız sırada biz. Şu Sweet Alert'i durduracağım ki hata almayalım. Şunu şimdilik durduruyorum. Bastığımda Network'ten bunları bir izleyeceğim. Şöyle tabi doğru yere gelebilirsek. Aynen şöyle. İncele yapıyorum. Şu Network alanımızdan tabi bizim root'umuz eklemedik. Root eklemediğimiz için hata veriyor. Hemen root'u ekliyorum. WebPHP'ye geldim. Şu Education listin altına bir post metodu ekliyorum. Education change status diyorum. Oluşturduğumun root'u şuydu. Şu root'u kopyalayıp aynısını oluşturacağım. Root name daha doğrusu. Birebir aynı root name'i veriyorum. Burada da fonksiyon, hangi fonksiyona çalışacağını veriyorduk ya. Bu da bizim buradaki fonksiyonumuzun ismi. Onu da ilgili yere verdim. Ve sayfayı tekrardan bir yeniledim. Şöyle inceleyip network alanına geliyorum. Şunları bir gizliyorum. Çünkü bastığımda buraya benim atmış olduğum talebin bilgileri geliyor olacak. Ve bastığımda bir ID bakın bilgisi geldi. 1'e bastım 1 geldi. 2'ye bastım. Tabii şu alertimiz bizim hala çalışıyormuş. Şu ikinciye bakıyorum bakın 2 değeri geliyor. Yani ben controller'dan değerlerimi alabiliyorum. Hemen şuradaki bu alerti de kapatalım artık. Yani bastığımızda bir alert vermesin. Şunu siliyorum. Şunu tekrardan açabilirim diye düşünüyorum. Ama bunları da bir izleyelim. Adım adım gidelim. Sizler de hani daha netleşmiş olsun kafanızda oralar. Şimdi bu controller'a geldim. Şöyle diyorum ki find bize ne yapacak? Find education yani ilgili eğitim bilgisini bulacak. Education tablosunun find metodunu kullanacağım. Ve benim için ID'yi bulmasını istiyorum. Bu find yazdığımızda doğrudan bizim ID'mizi buluyor olacak. Çünkü biz primary key olarak ID'yi verdik. Ondan dolayı doğrudan bizim ilgili kaydımızı bulmasını sağlayacak. Bu ilgili kaydı bulduktan sonra bakalım buluyor mu ve ne verisi dönüyor bize. Bunu izleyelim. Adım adım gidelim. Sayfayı bir yeniliyorum. İnceleme ekranım açık değil. Şöyle inceleye geliyorum. Network'ümü bir temizliyorum ki yeni geleceği görelim. Tamam temiz zaten şu anda. Böyle basıyorum bir kere. Ve bastıktan sonra incelediğimde şöyle büyüteyim. Burada gördüğünüz gibi bir numaralı ID'ye sahip kaydın bütün verilerini elime almış oldum. Ben bunun ama statüsünü değiştireceğim biliyorsunuz. Şöyle bir kontrol yapacağım. Şuraya status diyorum. Eşittir. Find statüsün statüsü. Şöyle if ile status eğer true'ysa statüsü false yapmasını istiyorum. False değil daha doğrusu. Sıfır demiştik orada da. Gerçi ikisi de aynı anlama gelir burada. Eğer true değilse de 1 yapmasını istiyorum. Bu ne demek? Eğer 1 ise 0 yap, 0 ise 1 yap. Ne demek? Aktifse pasif, pasifse aktif yap istiyorum. Ardından da bunun güncellenmesini sağlıyorum. Yani find education'ın statüsünü son olarak artık 0 ise 1, 1 ise 0 yaptım. Son durumda da ilgili durumu buraya aktar diyorum. Ve bunun sonrasında find education'ı save ediyorum. Çünkü bu güncellemeyi kaydetmek için hani güncelleme yaptım ve kayıt ediyorum. Son durumda da bir response döneceğim. Yani cevap döneceğim o tarafa. Şöyle şuraları kapatıyorum. Bir response veriyoruz. Şöyle return response diyorum. Response'u bir JSON datası dönmek istiyorum. Tabii şu an bu response'umuzu alamadık. Şöyle response diyorum. Bir JSON döneceğim diyorum. İçerisinde de bir dizi şeklinde şöyle veri yollayalım. Bu dizimizde biz ne bekliyorduk? Şöyle bir değer yazmıştık. New status. New statüsünün içerisine şurada şöyle new
status eşittir, ne diyelim, artık bizim için ne oldu? Bu pasif oldu. Sıfır olunca pasif oluyor biliyorsunuz. Bir olunca da aktif oluyor. Aktif olmuş olur. Bunun bir de başlangıç değeri verelim şöyle hemen üstte. Başlangıçta da null olsun. Şuradaki durumlara göre de döndürüyor olalım, cevap veriyor olalım biz. Şuraya da ben new statüsün değeri olarak da tabii new statüsü yolluyorum. Key olarak bununla ulaşacağım çünkü. Bir de yaptığımız ilgili ID'yi geri yollayabiliriz. Yani hani hangi ID'yi yaptık? Bu ID'yi yaptık. Hani demek için şu education ID ile yine geri yollayalım. Şurada bir virgül koyuyorum. Tek tırnakla education. ID benim için buradaki ID. Yani şu ID'yi geri yolluyorum. Şuraya noktalı virgülümü koyuyorum. Şunları da artık silebilirim. Şöyle. Burada da bir konsola doğrudan gelen değerleri bir yazdırmak istiyorum. Console log response, bakalım içinde neler geliyor bu. Gönderdiğimiz zaman hangi değerleri, hangi sonuçları almışız biz. Bir onu görelim. Şuraya tabii response yazmışız. Şunu response olarak değiştirdim. Şimdi şurayı bir yeniliyorum. Burayı da yine şöyle açık tutacağım. Bir temizleyeyim. Bakın bu pasifti. Şöyle bir kere basıyorum. Ve bastıktan sonra şurada benim için bir işlem yaptı. Ve bana education ID diye bir ID geldi. Bir numaralı ID'ye sahibi aktif artık olarak ben yaptım dedi şu anda bize. Zaten biliyorsunuz hata verirse hatayı buraya yollamayacağız. Try catch'ler olarak bu hataları da eklemesini yapabiliriz elbette. Ve 400 hatası verebiliriz. İlgili bazı hatalar verebiliriz. Yani doğru istek yapılmadı gibi hatalar veririz. Veya 401 işte authentication'la ilgili veya authorized işlemlerini falan yapabiliriz burada tabii ki de. Ki yapacağız da. Şöyle hemen burada gelen cevabı gördüğüme göre, yani bir education ID, bir new status geliyormuş. O zaman ben şunu açıyorum geri. Beklediğim değerler doğru geliyor. Bir sorun yok. Şu response'un içinde new status'u alıyorum. Şurada da education ID'yi de öyle alayım. İçerisinden geleni alalım yine biz. Öyle kullanalım. Şöyle. Bunu buraya yazsın. Şöyle bir, tabi bunu yazması da bizim için yeterli olmayacak sadece. Bir işlem daha yapacağız ama birazdan yaparız onunla. Sayfa yeniliyorum. Şuradan aktif olarak gelecek. Şimdi bunu pasif yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bastım. Bir ID ile kayıt durumu pasif olarak güncellenmiştir diye bize bir bilgi döndü. Pasif yapmış yani şu anda. Tabi bunu pasif yaptı ama bakın burası hala aktif duruyor. Biz bunun da pasif olarak gözükmesini istiyoruz sonuçta. Artık son durum neyse bana onu yapıyor olsun. Şimdi burada da şöyle bir mantık yürüteceğiz. Eğer bu aktifse pasif, pasifse aktiflik bir durumu var biliyorsunuz. Onu da yine şurada bir değer olarak göndermek istiyorum. Şöyle status diyeceğim. Ya da add ve remove class'larını doğrudan buraya da ekleyebiliriz. Hani bu add remove'dan kastımız nedir derseniz. Hani bizim bu ilgili alanlarımız nasıl yazılıyor? BTN success, BTN danger. Birisini silip birisini ekleyeceğimiz için hani bunu kaldır, bunu ekle diyebiliriz. Veya işte buysa bunu kaldır, bunu ekle deriz. Hani false ise true ise false yaptığımız gibi. Danger ise success, success ise danger yap diyebiliriz. Bunun için şöyle bir bilgi göndermek istiyorum. Şurada değil, pardon. Şurada. Bir tane de aslında new statüsle beraber yollasak daha doğru olur gibi geldi bana. Doğrudan buna aktif pasif dedik gerçi ama veya status diye yollayalım yine ya. Status diyorum. Şöyle şurada da bunun kontrolünü yapıp ilgili kaydı koyalım. If dedim. Şöyle daha doğrusu bir daha biz bakalım bir konsolumuza gelip şöyle loglarından status yolladık ya, statüsü bir görelim. Onu bir görmek isteyelim yani. Bastığımızda ne geliyormuş? Bastım. Ve education challenge'e geldim. Bakın status değerim 1 olarak geldi bana. Şöyle burada da diyorum ki if eğer response'un statüsü eşit eşit 1 ise ve else ise, yani aktifse ve pasifse, benim elimde şu anda hangisine basıldığı var. Yani this.
diz diye bir değerim var. Bu dizin remove class'la veya kullanabilirim veya bunun toggle'ını yine kullanabiliriz. Hani hangisine tıklandığını bildiğimiz için. Veya class listini alıp class listin içerisinden ekleme çıkartma yapabiliriz. İşte veya şu toggle class'ı doğrudan kullanıp işlemleri yapıyor olabiliriz. Ama biz toggle'la şu an yaparsak işimizi çok iyi görmeyecektir. O yüzden remove class kullanacağım ben burada. Remove class. Eğer şu an gelen cevap aktifse önceden bu pasifmiş. Pasif olunca btn danger'dı. Eğer ben şimdi bunu artık aktif yapacaksam da add class'la şöyle btn success. Bu ne demek? Danger'ı sil, success'i ekle. Bakın neydi bu? Aktifse. Şurada bir de else if yazıyorum. Response.status eşit eşit 0. Eğer 0 değeri geliyorsa da ne yapacak? Yani bu pasife dönmüş. Önceden aktifmiş. O zaman aktifi sil. Bunu artık pasif yap diyorum. Ve şu konsol logumu da siliyorum. Şöyle bir geliyorum. Yeniliyorum sayfayı. En üstteki aktifti. Şöyle bastım. Tamam'a bastım ve çalışmadı. Bakalım bir element konsol bir hatamız var mı yazdığımızda. Şu anda yok gözüküyor ama inceleyelim bir bakalım. Şöyle elementin içine. BTN success diyor. Şöyle bir sayfayı bir daha yenileyeceğim. Bunu galiba dizden dolayı yapamamış olabiliriz. Ama bütün hepsini eklemeyeceğiz sonuçta. Dizinkini ekleyeceğiz biz. Bunu da şöyle yapalım. Bu dizi muhtemelen buradan gelen değerler olarak algılıyor olabilir. Burada ben diz deyince ne algılıyor ona bir bakalım. Eğer öyle yapıyorsa bir tane daha yöntem öğrenmiş olursunuz. Hem de bu da iyi olur diye düşünüyorum aslında böyle bir durum olursa da. Bir bakalım dizle bana ne dönüyormuş. Konsola yazdıracağım. Şöyle konsola geliyorum. Kapattım. Aktife bastım. Dizle doğrudan başka bir şey oluyor aslında. Gördüğünüz gibi. Bunu da şöyle yapabiliriz. Self yöntemi var. Yani ben o şekilde kullanıyorum diyelim. Şurada basıldığı an şöyle let'le ya da var'la yapabilir miyiz? Let'le yapalım. Let self diyorum. Ve bu basıldığında buradaki this bunu al. Doğrudan diyorum. Bu self'in içi artık bu basıldığı zaman ilgili basılan element olmuş oluyor. Bu self ile bir denemek istiyorum. Şurası direkt self. Doğrusu bu. Şuna da bir self olarak yazayım. Konsola da bakalım eğer hatamız olursa. Pasiften aktife dönmesini istedim. Bakın döndü ama içindeki yazı değişmedi. Ek olarak o içindeki yazıyı da değiştiriyor olalım. Self.inner teksti şöyle eşittir. Bizim için artık aktifse aktifi yazsın. Artık pasifse pasif yazsın. Mesela bunu yaparken şu an ben böyle kullandım. Ama normalde şunu da yapabilirdik. Bizim bir tane burada komponentimiz olurdu. Bir blade yapımızın içerisinde bir tane butonumuz olurdu. Response gönderirken butonu gönderirdik. Ve buton geldiğinde aktif mi pasif mi doğrudan belli olurdu. Buradaki ilgili içerikle bunu değiştirebilirdik. Yani ilgili elementi değiştirebilirdik ama şu anda o kısma doğrudan geçmek istemedim ki hani burada birazcık daha bazı şeylerin oturması adına da hani hem iyi olacağını düşünerekten öyle yapmak istedim. Şimdi de bunu böyle bir aktifliğini pasifliğini bir görelim. Oluyor mu? Şimdi aktif bastım ve hala aktif olarak duruyor. Inner text neden yaramadı? Content text mi dememiz gerekiyordu burada acaba özel bir şekilde? Sıfırsa pasif olmuştur artık. Allah Allah.
content, text content daha doğrusu. Şöyle bir deneyelim. Yok, değiştiremedik. İlgili attribute, ilgili değeri al. Bunun içindeki, yani inner HTML ile de yaparız da bunu inner text ile aslında şu anda bunu değiştirebiliyor olmamız gerekiyordu diye düşünüyorum. Burada başka bir durum var. Benim yaptığımla ilgili bir şey olabilir. Şurada bir en son konsola selfie yazdırmak istiyorum. Acaba self'te ne geliyordu? Şöyle konsol sildim. Bastım. Yani bunun sıfırıncı elementini almam lazım. Yanlış yaptığımız nokta o. Yani bakın bize burada bir gelen değerler var. Bunun sıfırıncısına ben etki etmek istiyorum. Ondan dolayı şöyle bu self'in sıfırıncısı ya da neredeydi diz? Şurada bu dizin sıfırıncısı diyebilir miyim? Diyemem ben demeyeyim daha doğrusu. Burada self'te de oradan kullanayım. Burada işe yarayacaktır bu. Gelen değere baktım. Ne geliyor diye içerisine baktım. Ondan sonra 0 yazdım. Bakalım bu yöntemimiz işe yarayacak mı? Şöyle pasif ve aktif bir daha yapıyorum. Olmasını sağlamış olduk arkadaşlar. Bunu da gördüğünüz gibi aslında adım adım ilerliyorum. Ben de hani yanlış yaptım. Belki de bunu dizle doğrudan yapsak yine aynı şekilde çalışıyor olacak diyeceğim ama şunlar için. Ama bu şekilde de self yaparaktan çözmüş olduk. Self'i niye yaptığımı bir kez daha anlatayım hemen üzerinden. Burada diz demek ne demekti? Buradaki basılı olan elementi almış olduk class'ta. Çünkü birden fazla aynı class'ta olacağı için class verdim, id vermedim. Aynı elementten birden fazla çünkü aşağı doğru gelecek. Basılan element hangi id'ye sahipmiş onu aldık burada. İki yöntemle de alabiliyorduk, onu gösterdik. Self'e de ilgili basılan elementin değerlerini atamış oldum. Çünkü diz deyince şurada bir sorgu atıyor ya, o sorgunun geri dönem değerlerini aslında diz olarak alıyormuş. Ondan dolayı self yöntemini kullandım. Self'e de baktım ki içerisine hani bir tane değil birden fazla değer alabildiği için sıfırıncı değeri varmış. O da şuradan bir kez daha şöyle gösterelim. Hani birden fazla değer alıyormuş. Daha doğrusu dizi dönüyor bize cevap olarak. Hemen basıyorum. Şöyle bize dizi dönüyor arkadaşlar. Tabii dön dizi. Şöyle dizi dönüyor. Dizinin de bakın sıfırıncı elemanı. Daha sonra obje dönüyor da bu objenin sıfırıncı bir elemanı var. Bu ilgili sıfırıncıyı ben almak istediğim için, sıfırıncının inner text'ini, inner HTML'ini değiştirmek istediğim için, şu an inner HTML dedim ama inner text, content text, demin kullandığım ama çalışmayanları da yapsak çalışıyor olacaktı burada da. Bunları böyle çevirmiş olduk diyelim. Şu an bizim güncelleme işlemimizde bu kadar. Bir de düzenleme işlemimiz var. Onu da bir sonraki derste yapıyor olacağım.